parlamentomuzun yiğit sesi Abdülkadir Karaduman Bey'e söz veriyorum. Evet, Milli Görüş kurumlarının kıymetli genel başkanları, genel başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Cansuyu Derneğimize gerçekleştirdiğimiz bu toplantının başta Filistin'in kurtuluşuna, İslam aleminin huzur ve barışına, bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii Milli Görüş Hareketi'nin bütün kurumları dünyanın neresinde bir zulüm olursa o zulme karşı çıkmayı inancının bir gereği olarak yerine getirmiş ve bütün zulümlerin karşısında durmayı da yine aynı şekilde inancının bir gereği olarak bu vazifeleri yerine getirmiştir. Arakan'dan Yemen'e, Doğu Türkistan'dan Filistin'e, dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun yanında, neresinde bir zalim varsa onun da karşısında olma misyonunu Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki her zaman yerine getirmiştir. Ve bugün özellikle dünyanın üç maymunu oynadığı bir zaman dilimi içerisinde terör örgütü İsrail, Filistin'de açık bir katliam gerçekleştiriyor. Filistin'de yaşlı, çocuk, kadın ve sivil demeden açıkça bir katliamı bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştiriyor. Özellikle şunu ifade etmek isterim ki Filistin'de yaşanan bu hadiseler farklı dinlere inanan insanların birbiri arasındaki bir savaş değildir. Filistin'de yaşanan bu hadiseler terör devleti İsrail'le onun zulmüne direnen herkes arasındaki bir mücadeledir. Filistin'de yaşanan bu savaş vatansız bir halkı Filistin topraklarına yerleştirmek ve insanları kendi topraklarından, kendi evlerinden ve Filistinlileri kendi vatanlarından koparmak mücadelesidir. Dolayısıyla hal böyleyken ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'mız işgal edilmek istenirken yaşanan bunca zulme sessiz kalmak, eliyle düzeltmesi gerekenlerin bu zulüm karşısında adım atmaması, diliyle bu yanlışı düzeltmesi gerekenlerin bu zulüm karşısında sessiz kalması, en küçük bir imkanı kalbiyle buğz etmesi gerekirken bu zulüm karşısında harekete geçmemek elbette ki en büyük zillet olacaktır. Dolayısıyla bugün Milli Görüş Hareketi'nin bütün kurumları 1969'dan bugüne Kudüs davasına sahip çıkmaya, Filistinlilere sahip çıkmaya ve bedel ödemek pahasına Siyonizme geri adım atmayan Milli Görüş Teşkilatları Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki bugün de sokaklarda, bugün de meydanlarda, bugün de Türkiye'nin her caddesinde Filistin davasını savunmaya ve zalim terör devleti İsrail'in yapmış olduğu zulme karşı çıkmaya devam etmektedir. Dolayısıyla bu anlamda bütün milli görüşçü kuruluşlar tüm imkanlarını, maddi ve manevi bütün imkanlarını bu süreçte de hamdolsun ki seferber etmektedir. Bu vesileyle bugün Cansuyu Derneğimizin başlatmış olduğu bu kampanyanın hakikaten çok hayati bir öneme sahip olduğunu ve çok büyük anlamlar taşıdığını, ihtiva ettiğini buradan ifade etmek istiyorum. Aynı şekilde bir vatandaş olarak, bir gençlik teşkilatının temsilcisi başkanı olarak ve bir milletvekili olarak Cansuyu Derneği'nin başlatmış olduğu bu kampanyayı başarıya ulaşması ve Filistin'deki izzetli mücadeleye destek olması bakımından bütün varlığımızı bu kampanyanın başarıya ulaşması için seferber edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum ve 84 milyon vatandaşımızın da Cansuyu Derneğimizin başlattığı bu kampanyaya destek olmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın. Esselamu Aleyküm.